Şöyle olsun. Buralardan yürüyoruz artık. Oralara inme, oraya inme. Hadi gel, iniyoruz aşağıya. Tarihi görüyorsunuz değil mi? Lütfen kanalımıza abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Çünkü ne kadar beğen tuşuna basarsak o kadar insan bu videoları izlemiş olacak. Şuralar tiyatroya, şeye, sahaya çıkan merdivenler. Şöyle. Umarım gözükmüştür. Burası alana giren bir bölümün daha, bir yeri daha yani. Burada bir geçit varmış. Burayı kapatmışlar. Bir giriş de burası. Buraya gelecek olan kişiler en az kendilerine 2 saatini ayırması lazım. Belki daha fazla. Bakın, o zamanki insanların geçtiği yerlerden biz de geçiyoruz. Burası artık çalıları kapatmış. Normalde şu şekilde şuraya çıkıyor bu yol. İnelim. Gene bir koridordan aynı yere geçiyoruz. Demin biz şu merdivenlerden şuradan şuraya çıkacaktık. Tabi orası kapanmış. Bir kapıdan daha geçiyoruz. Şöyle. Çok ilginç yerler. Şu işlemeliğe bakın. İşçilik mükemmel.
Buraya kırarak kalk. Burası biraz daha korunmuş tabii Evdirhan'dan. Ne kadar ilginç değil mi? İç içe geçmiş sanki. Buralarda büyük bir ihtimal insanlar karşıdan karşıya geçiyordu. Şimdi tabii önlem alınmış yıkılmaması için. Evet, bir anın sakini bir can dostumuz. Şurada da zaten yazıyor. Batı Helenistik kule mimari parçaları diyor. 2010 ve 2011 yılında buraya alınmış bunlar. Şu parçalar, şu kulenin ve de karşıda şu görmüş olan. Şimdi oraya geçeceğiz. Burası Aksu ilçesine bağlı bir yer. Perge. Antalya'ya aşağı yukarı 15-17 kilometre uzaklıkta. Gelecek olan kişiler Alanya istikametine dönüp Antalya şehir merkezinden Aksu istikametine geliyor. Ve de Aksu'dan Şehit Ogan Caddesi'nden sola dönmüş olacak. Buraya gelmek isteyenler bu şekilde gelebilir. Buraya en az 2-3 saatiniz, belki 4 saatiniz ayırmanız lazım. Çünkü çok muazzam bir yer. Ayrı bir kapıdan daha geçiyoruz. Şu işlemeler geçen günkü videomuzda, Hadrianus videomuzda da görmüş olduğunuz işlemelere benziyor. Çünkü aynı mimaride. Şu şekilde. Görüyorsunuz değil mi şu sütunu?
kim bilir kaç ton. En az 5 ton vardır, belki daha fazla. Burası Roma kapısı. Şöyle tarihçesinde size göstereceğim. Kapı şu şekilde. Orijinali şu şekilde. Burası 3 ana kapıdan oluşuyormuş vaktiyle. 72 bin metre uzunluğunda bir Severus Meydanı. Septimus Severus Meydanı burası. Milattan sonra 2. yüzyılın sonunda ya da 3. yüzyılın başlarında inşa edildi. Düşünün, Roma kapısı bu şekilde. Yani biz şimdi şehre şu şekilde gireceğiz diyeceğiz. Bir saniye, ayrılmayın. Şu şekilde. Şu şekilde kitabesi var bir de. Umarım görüyorsunuzdur. Burası kule dediğimiz yer. Sur duvarı şöyle devam ediyor. Şu şekilde. Demin yanlış söyledik. 72 metrekare. Yani 72 metrelik diyecektik. 72 bin metre dedik. Kusura bakmayın, diz düşmesi oldu. Özür dileriz. Burası Güney Bazilika. Milattan sonra Büyük Konstantin'in 324 ve 337 arasında Hristiyanlığı resmen tanınmasından sonra bir din savaşıyla, yani imparatorluklarını bu şekilde tek tanrılı, yani çok tanrılı dönemden tek tanrılı döneme geçmesini sağlamıştır burası. Hristiyanlar için önemli bir yer. Şimdi içeriye geçeceğiz. Şu şekilde geçiyoruz artık içeriye. Şurası hemen karşımız Sunak. Şu şekilde içeriye giriyoruz. Thank you.
Kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve beğen tuşuna basarsak bu videoyu daha çok insan izlemiş olacak. Şimdiden teşekkür ederiz. Burası anıtsal kapı. Roma dönem mirasını şehrin önde gelen kamu yapanın girişini süsleyen anıtsal kapıdır burası. Burası Güney Hamamı. Şöyle projesini de göstereyim size. Orijinal yapının şekli. Bu da havadan görüntüsü. Burası 1978 ile 1985 yılları arasında kazıya yapılıp Müzeler Müdürlüğü'ne devredilen bir yer. Kusura bakmayın, güneşten de kaçmak için bu şekilde çekim yapıyoruz, özür dileriz. Görüyorsunuz değil mi? Hamamın suları ne hale getirmiş taşı. Hani çeşme dedikleri ya. Çeşme diyordu ya şu aşağıda. Hani? Oğuz da verin, burada adam böyle ya kaçak yapmış ya da havuza atan sürekli bir şey yapmış. Burası hamamın havuzuydu büyük bir ihtimal. Biraz gölgeden çekmek istiyorum. Kusura bakmayın, biraz yakın oldu çünkü
Güneş tersten vuruyor. Umarım videolarımızdan keyif alıyorsunuzdur. Şu şekil bir alan burası. Şöyle şimdi 360 derece döneceğim. Şu an buradan geçiyoruz. Çok gizemli yerler değil mi? Bu perge videosu büyük bir ihtimal 4-5 ayrı bölümden oluşacak. Çünkü çok uzun olacak. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Bölüm bölüm buralar hep. Biz neredeyse 2 saattir geziyoruz. Artık vaktiyle ne amaçla, ne amaçla yapıldı? O demek ki şeyde yazılı. Baba.
Dur bakalım bir. Hamamı artık ağır ağır bitiriyoruz. Şuradan bir tane gidelim. Bakın ağaç nereden çıkmış. Allah'ın verdiği bir şey. Bu videomuzun da sonuna geliyoruz.
Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Artık Yunanistan'dan da izleyecek olan kişiler bu videoya yorumda bulunabilir.